YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün Kayseri yağlaması yaptım. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Karıştırma kabıma 1,5 su bardağı ılık sütümü, 1,5 su bardağı ılık suyu, 1 yemek kaşığı şekeri, 1 yemek kaşığı tuzu ve 1 paket instant mayamı ekledim. Şimdi ben ön mayalama işlemi yapacağım. Bu hamurun kalitesini arttıran bir şey. Genelde tüm mayalı hamurlarımda yaparım. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ön mayalama işlemi tamamlandıktan sonra unumu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Ben yaklaşık 5 su bardağı un kullandım toplamda. Sizin bardak ölçünüze göre değişiklik gösterebilir un kullanımı. Hamurumu ne kadar fazla yoğurursam o kadar güzel sonuç alırız. Evet, yoğurma işlemini güzelce tamamladım. Hamurumu artık streçleyebilirim. Streç film kullandım. Daha kısa sürede mayalanması için. Bu şekilde yaptığınız zaman eğer vaktiniz kısıtlıysa daha erken mayalama sürecini artırabiliyor. Ben bu şekilde yaptım. Hamurumu dinlenmeye bıraktım. Şimdi iç harcını hazırlayabilirim. Tenceremin içerisine kıymamı aldım ve kavurmaya başladım. Kavrulan kıymama 2 adet kuru soğanımı ekledim. Ve ardından 2 adet yeşil biberimi de ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, toz biber, pul biber ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ekleyerek karıştırıyorum. Doğradığım 2 adet domatesimi de içerisine ilave ettim. Ve domateslerin suyuyla birlikte pişecek. 1 su bardağı suyumu da ekledikten sonra biraz kaynadıktan sonra altını kapatıp bir kenara alıyoruz. Artık harcımız hazır. Şimdi dinlenen hamurumuzu alalım ve bezelere ayıralım. Hamur matımın üzerine unumu serperek hamurumu alıyorum. Şöyle çok fazla hamurumu söndürmeden yoğurdum ve ortadan ikiye ayırdım. Şimdi bezelere bölüyorum. Toplamda ben 33 tane beze elde ettim. Eğer verdiğim ölçüleri birebir uyarsanız siz de toplamda 33 tane beze elde edersiniz. Bu şekilde bezelerimi hazır hale getiriyorum ve biraz dinlenmeye bıraktıktan sonra bir bezemi alıp açmaya başlıyorum. Ben merdane ile başladım ama devamında oklavaya geçiş yaptım. Oklavayla da gayet rahat açabildim. Şimdi tavamı öncesinde ısıttım ve açtığım lavaşlarımı içerisine aldım. Alt üst çevirerek lavaşlarımın kabarmasını izledim. Gayet güzel, yumuşacık, puf puf lavaşlar elde ettim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum ikincide de. Lavaşlarımı aldıktan sonra tavamı temizliyorum. Her ikinci veya üçüncü lavaşlarım piştikten sonra tavamı temizledim. Ve öyle işleme devam ettim. Lavaşlarımı sırasıyla pişirdim. Özellikle bu işlemi size göstermek istedim. Bakın mayalı hamurdan o kadar güzel ince ince lavaşlar elde ettim ki puf puf kabardılar. Siz lavaşları pişirirken iki tavada kullanabilirsiniz. Hem daha zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Lavaşlarım hazırlar. Şöyle bir peçetemin üzerine aldım ve üzerlerini kapattım. Şimdi artık yağlama işlemine başlayabiliriz. Süfkamı 4 kat yaparak tenceremin içine batırıyorum. Kenar kısımlarını yağlıyorum. Daha sonra bir kaşık kıymamı alarak içerisine eşit miktarda sürüyorum. İkinci yufkada da aynı işlemi yapıyorum. Önce yağlıyorum. Daha sonra kıymalı harçtan üzerine döküyorum. Aynı işlemi üçüncüde, dördüncüde sırasıyla yaparaktan devam ediyorum. Kayseri yağlamasını sizler de daha önceden denemediyseniz ve tereddüt ediyorsanız yapımı zor diye kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum.
Hem çok pratik hem çok lezzetli. Oldukça beğenilen bir tarif. Ben misafirlerime de yaptım daha öncesinde. Onlar da çok beğendiler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapın, bu lezzeti siz de tanıyın. Ve artık son yufkamı da yapıyorum. Üzerine son yufkamın da kıymalı harcımdan alıyorum ve sürüyorum her yerine. Şimdi artık servis yapma zamanı. Şöyle ben bıçak yardımıyla dörde böldüm. O kadar güzel kesiliyor ki zaten lavaşlarımız pamuk gibi oldular. Ve bir de üzerine yağlandıkları zaman yumuşacık oldular. Şimdi yağlamamın ortasına süzme yoğurdumu döküyorum. Yoğurt da gerçekten harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomun altına bir yorum, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.